Arkadaşlar herkese selam. Bugün Kenan Sofoğlu ile birlikteyiz. Hakkınızdayız. Hoş geldiniz. Kenan Sofoğlu yarış pistindeyiz. Burada çok güzel işler yapılıyor. Yani sabahtan beri buradayız biz. Kenan abi burada genç arkadaşları yetiştiriyor. Onlarla böyle arkadaş kardeş gibi muhabbet sohbet ediyor. Sabahtan beri böyle rekabet tamam. Yarışırken işte sen şu lastiği tak, ben bu lastiği takayım. Tabii ki asıl gelme nedenimiz arkamızda duran 1000 beygirlik yeni SF90 Ferrari'nin yeni göz bebeği. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Türkiye'de bir tanedir herhalde abi. Ya şu anda bir tane var ama gelecek arabalar var. Varmış değil mi? Yani Ferrari Türkiye'yle görüştüm. Birkaç tane araba herhalde yolda geliyor diye biliyorum ben. Bu araba birçok ilkleri barındırıyor arkadaşlar. Yani şu anda Ferrari'nin seri üretimdeki en hızlı arabası. 1000 beygir. Hibrit bir motora sahip. Birazdan kullanacağız zaten. Bütün deneyimlerimizi size aktaracağız. 220 beygirlik bir elektrik motoru var. Hatta 3 tane elektrik motoru var. Hepsini anlatacağız yolda. Bir V8 barındırıyor üzerinde. Motor görüntüleri zaten şu an giriyordur. Ama 963 beygirlik LaFerrari'den bile hızlı şu anda araba. Yani onu denemedim ama kaç motora karşı denedim onu. Hiçbir şeyin şansı yok. Tek bir şey kaldı. H2R kaldı. 400 yaptığım köprüdeki. Ya bence o biraz ağır gelir buna ama onun dışındaki piyasadaki R1 Yamaha R1M farklı motorlarla denedik. Hiçbirinin şansı yoktu buna karşı. Ve hatta 0-100'de de burada denediğimizde ben hiçbir zaman inanmıyordum bir motosikletten arabanın 0-100'de daha hızlı olabileceğini. Production standart halde. Bu araç 2.3 yaptı. İnanamadım yani. Onu görünce tamamen. Fabrika verisi 2.5 arkadaşlar. İnanamadım. Videonun sonuna doğru yapacağız. Kenan abiden onun sözünü aldık sağ olsun. Evet. Bu arada çok teşekkür ederiz abi. Bizi ağırladın burada. Ederim. Arabanı teslim ediyorsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Yola çıkmadan önce küçük bir şey göstermek istiyorum abi. Anahtarı. Ferrari'de böyle bir değişik anahtar görmemişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bunun detayını çektik zaten ama şu içindeki derisi bile torpidonun derisiyle aynı. Bir de kapı kolları çok enteresan abi. Bu da Ferrari'de daha önce böyle bir kapı kolu ama LaFerrari'ninki de buna benziyor. Ben bilmiyorum ama benim kapıdaki en çok hoşuma giden detayı söyleyeyim. Şunu çok sevdim evet, ben. Normalde düz gelir. Bu çizgisi çok hoşuma gitti. Yani diğer 458 ya da hafta modelinden bence en büyük farkı şu çok hoşuma gitti benim tasarım olarak. Bir de hava girişleri diğer yani 488'e göre falan evet. Daha büyük ve daha şık duruyor. Motoru da tabii burada görüyoruz arkadaşlar. V8 bir ünite var. Şunlar falan Ferrari'nin ilk kez kullandığı detaylar. Böyle yuvarlak detaylar falan fazla kullanmıyordu genelde. Yani, enteresan duruyor yani abi. Önceki arabalarına göre buralara falan daha önem vermişler. Daha bir güzel görüntü çıkartmışlar. Aynı dönemisi zaten inanılmaz. Yani 250 kilometreye giderken 390 kilo downforce üretiyor. Yere basma yani, kuvveti üretiyor. Yanlış bilmiyorsam bu kanadın biri aşağı iniyor diye biliyorum. Evet, şu galiba evet, aşağı iniyor. Bu böyle aşağı iniyor abi. Aynen. Şu hareketi yapıyor aşağı iniyor. Downforce'u çok çok daha fazla arttırıyor. Özellikle 200 km hızlardan sonra arkadaşlar. Difüzörler falan zaten. Yani tasarımla ilgili beğenen var, beğenmeyen var bu otomobili. Evet. Genel itibariyle önden çok güzel duruyor arkadaşlar ama arkadan evet biraz Corvette'in Camaro'nun stoplarına falan benziyor. Ama egzozlar, difüzörler falan tabii yaratık gibi duruyor yani. Bu tamamen zevk meselesi tasarım zaten. Yani o konuda o yüzden çok farklı tasarımlar var. Kimisi bir modeli beğeniyor, diğeri farklı bir modeli beğeniyor. Abi. Ben tasarım olarak Lamborghini'yi daha çok beğeniyorum açık konuşayım. Ama teknoloji ve özellikle iç tasarım olarak da Ferrari bence de. Hepsinden farsa ötede. İçeride yarış koltukları var arkadaşlar. Tamamen karbon. İçerinin rengi muhteşem. Birazdan sürüşte de bahsederiz. Sadece şu kapı kolu çok enteresan. Artık kapı kolu yok. Bir tane düğme var. Düğmeye basarak kapıyı açıp kapatıyorsunuz. Onun haricinde orta konsoldaki düğmeler de çok çok farklı. Hatta biz çıkabiliriz abi. Buyur. Tamam. Hemen heyecanlandırıyorum. Dur çıkmadan şu motoru küçük göstereyim ya. Şu motora bir bakalım abi. Artık eski o ihtişamlı motoru yok. Evet. Bayağı aşağıda motor abi ya. Yani bunu da neden böyle yaptıklarını evet, gerçekten bilmiyorum ama. Bence ağırlık falan filan her şey için artık bir amortisör yok arkadaşlar. Böyle bildiğiniz bizim Şahin'ler gibi. Şahin'dekinin aynısını getirmişler koymuşlar. Hani bu kadar mı dedim bunu gördüğümde. Senin Şahin'in oldu mu Kerem abi? Şahin olmadı. Murat var. Murat bende. Vardı. Murat 124 var. Daha doğru 124 aynı, var. Aynı o da herhalde. Böyle. Aynı bunun gibi. Sistem aynı. Zaten sonuçta aynı marka. Buradan turboları falan her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yine kırmızı blok kullanılmış. Motor ama iyice aşağılanmış abi bu evet sefer. Ya, evet ya. Resmen evet. Yerde motor yani. Çok enteresan. Yine camdan da vazgeçmemişler. Buyurun. Çalıştırma resmen bir seromeli arabada. Evet. Zaten Instagram'da falan YouTube'da en çok bu çalıştırılması ilgi çekiyor. Geliyorsunuz arkadaşlar böyle aynı iPhone gibi. iPhone'da eski 7'ler gibi böyle kaydırıyorsunuz bir kere. Ondan sonra buradan sürüş modunu seçiyorsunuz. Şu an hibritte olduğu için şu an aslında araba çalıştı değil mi abi? Elektrikte. Şu an yok çalışmadı şu an özür dilerim. Çalışmadı. Bir kere daha yapacağız. Evet bir kere daha yaptığı zaman çalışıyor.
İlk vardı. Seçtiriyor modu, ondan sonra çalıştırıyor. İlk yani konta açıyorsun, evet. İkinci de direkt çalışıyor arkadaşlar. Bir de şunlar çok güzel abi, bunu da ilk kez kullandı Ferrari. Evet, buradan yani manuel otomatik alabiliyorsunuz. Gidip gelmesinden çok güzel bir görüntü çıkartıyor. Launch kontrolü de buradan aktif evet. ediyorsunuz. Şimdi yola çıkalım, detayları biraz yolda anlatalım size arkadaşlar Kenan abiyle. Ondan sonra devam edeceğiz. Bak buradan da artık plug-in hibrit araba basıyorsunuz, açılıyor arkadan ve otomobili fişe takıp şarj edebiliyorsunuz. Abi kemerler zaten. Ben bu kemerleri evde falan takarım. Çıkarım arabadan eve götürürüm, evde takarım. Çıkmadan bir şeyinizi yazacağım arkadaşlar. Bir kontrol edersek, kanala abone olmayan varsa, abone olursa çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bunlara hep alışmak lazım tabii. Yani şuralar tabii 4.8'e falan benziyor ama bayağı değişik. Bayağı değişik. Her şey dijital artık ya. Ya aynen. Arabadaki en güzel özelliklerden biri araba tamamen dijital bir araba olmuş. Yani yeni teknolojik evet. lüks konforlu arabayı aldığındaki bilirsin spor arabalarda bu olay hiçbir zaman önem verilen evet. bir olay değil. Bence bu arabada bu işi biraz değiştirmişler. Biraz bence abartmışlardı artık abi. Yani şimdi şu burada bir touchpad var. Bu normalde Mercedes'te falan gördüğümüz evet, şeyler bunlar. Evet. Kullanımı zor zaten. Ben alışamadım da. Şu anda her bindiğimde acemilik çekiyorum. Zor bir şey hakikaten. Buradan neye ayarlıyorsun abi? Ya oradan bütün ekranı görebiliyorsun orada. Bir de mesela spor arabalarda şey yoktur. Menülerde çok bir seçenek vermez sana ama bunda her istediğin şey seçenek var. Ekranın rengini değiştirebiliyorsun, kırmızı yapabiliyorsun. Mesela Ferrari'lerde, Porsche'lerde de devir saatini ortadadır. Hem ekstra sipariş hem ekstra para. Bu arabada istediğin renk istediğin gün yapabiliyorsun. Tık değiştiriyorsun. Kırmızı oluyor, beyaz oluyor, sarı oluyor. Abi. Ben sarıyı sevdim, sarı yaptım. Ferrari'nin official rengi sarı aslında aynen. zaten. Normalinde ekstra parayla siparişle veriyorlardı sana o seçeneği. Mesela kornayı çok güzel yapmışlar. Ferrari'de korna şurada. Direksiyonda ve evet. zordu. Anlık lazım olduğu zaman onu hissedemiyordu. Doğru. Şu anda doğru olanı yapmışlar ortaya çünkü bazen bir anda kornaya basman orada. Gerekiyor. Evet. Kornayı bulabiliyorsun. Bu kesinlikle hakikaten doğru şey bu yani. Peki abi süper sporda favorin ne? Ferrari mi? Lamborghini mi? Ya ben Lamborghini'nin görünümünü hala daha seviyorum. Ama konfor ve teknoloji olarak Ferrari kesinlikle ve iç tasarım olarak da Ferrari bu aracıyla bence herkesin gönlünü fethetti. Beni de en çok beğenerek sipariş ettiğim konulardan bir arabanın iç tasarımıydı. O yüzden şu anda Ferrari ağır basıyor. Evet abi ya yani şöyle baktığında uzay mekiği gibi duruyor. Eskiden uçak kokpiti falan diyorduk. Şimdi artık uzay mekiği gibi duruyor yani. Çok garip abi ya içi arabanın. Çok geliştirmişler. Bu arada tabii torpido falan biraz daha öne alınmış arkadaşlar. Oturma pozisyonu falan da biraz farklı otomobilin. Artık böyle olacakmış bütün Ferrari'ler. Torpidoyu falan bayağı böyle neredeyse kaputun ucuna kadar gidiyormuş gibi hissediyorsunuz buradan oturduğunuzda. Yani geldiğinden beri abi ben de senden öğreniyorum arabanın teknik özelliklerini. Mesela az önceki muhabbetimizde yani konuşuyorduk ya araba iki çekere düşüyor mu düşmüyor evet. mu? Arabanın sürekli dört çeker olduğunu da senden öğrendim. Ben de bilmiyordum açıkçası. Bunu anlatalım bu arada arkadaşlar. Birazdan basacağız merak etmeyin. Abi kayıp yok ya bakar mısın? Burada 4 tane mod var. Bir tanesi qualifying yani tahmin ettiğiniz üzere bu hem elektrikli motorun en maksimum performansı hem de benzinli motorun maksimum performansı verdiği bir mod. Normal performans modu var. Bu biraz daha performans isterseniz ESP'yi falan da ona göre ayarladığı bir mod. Bir de hibrit modu var. Bu hibrit modda da en ekonomik şekilde kullanıyor otomobil. Bir de tamamen e-drive modu var. Şimdi alacağım. Hepimiz şaşıracağız. Şu anda tamamen elektrikle evet, gidiyor. Şu an yok. Ses yok. Elektrikle gidiyoruz. Ucuz yolu. Yani 10 sene önce böyle bir şey söylense Ferrari'de tamamen elektrikle gideceksin diye kimse inanmazdı abi. Çok güzel oluyor. Mesela bunun en güzel özelliği benim yaşadığım. Arabayı garaja çıkartırken, evden çıkarken mesela cold start'ta inanılmaz bir ses çıkıyor. Evdekileri ya da ortamdaki insanları rahatsız etmek istemediğin zaman elektrik modlu arabayı çıkartıyorsun yola kadar. Yolda açıyorsun. Çünkü cold start ister istemez bir kesinlikle. Gürültü yapıyor. Komşulara, evdekilere, herkese yanaşırken, sıkıntı. Bir yere park ederken harika bir şeymiş bu. Yani ben alırken de bu özellikleri hiç düşünmemiştim ama bunlar da gerçekten güzel şeylermiş. Gelecek biraz bu tarafa gidiyor abi. Yani artık elektrik hayatımızda olacak otomobil dünyasında.
dünyasında özellikle. O yüzden bunlara da alışmak lazım yani. Elektrikli araç aldım bir tane şu anda. Gerçekten beklentimin çok üstünde çıktı. 500 beygirlik bir araç. Standart 500 beygirlik araçtan daha hızlı. Çünkü hiç vites atma da kaybı yok. Evet. Yani elektrikli arabalar bence insanların düşündüğünden çok ileriki bir seviyede şu anda. Çünkü piyasaya baktığınız zaman çok az var. Ama ben aşık oldum. Sürekli şu anda elektrikli arabayla geziyorum ve çok çok da memnunum. En güzel özelliği de eve gelince depoyu fullemek. Hiç para vermeden depo fulluyorum. Takıyorsun. Şey, bu da arkadaşlar plug-in hibrit. Videonun başında da bahsettik. Bir tane şarj yeri var. Oradan direkt elektriğe takıyorsunuz. Şarj oluyor. 7-8 saatte şarj oluyormuş ama Kenan abi geri dönüşümünün bu otomobilin çok iyi olduğunu, yani kendi kendine şarj etme özelliğini çok iyi çalıştığını söyledi. Kilit kaldığında bile bayağı %20'lere falan düştüğünde bile bir yarım saat içinde hemen onu %50'nin üzerine çıkartıyormuş. Şimdi biz zaten elektrikle gidiyoruz. Aha. Bir müddet elektrikle gidelim. Tamam. Birkaç iki diş düştükten sonra zaten hızı düşüyor, azalıyor. Bir müddet sonra çalıştırırız. Ne kadar hızlı olduğunu zaten burada da göreceksin. Görürüz. Uzun süredir de fişe takmamış bu arada. Sağ olsun biz geleceğiz diye. Şarj ettik ara bir akşam doldurduk depoyu. Abi, biraz gazlayalım mesela. Gazlayalım. Bir tamam. Performansı ben de çünkü. Kaça kadar gidiyor abi elektrik? Yani bir deneyelim bakalım. Tamam. Bakalım. Ne yapıyor görelim. Mesela şu an abi ses de çok, elektrik sesi geliyor şu an arkadaşlar. Hiç denemedim bu arada, ilk defa sen de görüyorsun. Chrysler'in videoda 150'ye kadar çıkıyordu elektrikle. Pardon 150'ye, 140'a kadar çıkıyordu. 140'ta kalıyor abi. Şu an gaz dipte full throttle 140. Kesiyor 140'a yani, geçmiyor. Hayır. Abi. Ama burada mesela çok çabuk biter bu. Hemen ama gazdan ayağı çekince bak, şarjı aldı. Bir diş mesela şu anda düştü. Bir diş daha düştükten sonra arabayı çalıştıralım. Ya beni hayrete düşüren kısmı oydu. İnanılmaz dolduruyor depoyu. Bu arada elektrikli motorlardan da bahsedelim arkadaşlar. İki tane önde elektrikli motor var. Ön aksa iletiyor gücü. 220 beygir toplam gücü arkadakiyle beraber. Arkada da bir tane var. Yani toplam 3 tane var. Arkadaki tam şanzıman arasında Formula 1 teknolojisinde kullanılan teknolojiyle aynı. Yani benzinli motora arkadan destek veriyor resmen. Böylece toplamda 1000 beygire ulaşıyor. 780 beygirlik bu içten yanmalı motor da şu an dünyanın en güçlü V8'i olarak geçiyor. Çünkü 488'dekiyle aynı aslında ama 488'deki 60 beygir daha güçsüzdü bu otomobilden. Ben çok detaylara senin kadar hakim değilim ama aynı motor olduğunu, sadece aynı motor olduğunu biliyordum. Biraz herhalde daha yeni versiyon. Yani versiyon derken belki yazılımsal anlamda bir değişikliği vardır ama aynı motor yani 488, F8, Pista, bunların her biri aynı motor. 3900 galiba, yanlış bilmiyorsam. Evet evet. Alayım mı benzinliği? Düştü iki diş. Tamam bir al bakalım şimdi. Bir gazla bakalım. Ya da ileride gazla. Sadece dolmasını bir izleyelim bakalım. Olunca, tamam. Ama tabii doldurmayı gaz keserken mi yapıyor? Giderken mi yapıyor? Ben gerçekten çok bilmiyorum. Ya gaz kesince abi zaten şurada şarj şeyi çıkıyor. Bak şurada var ya abi. Frene basayım biraz. Bak görüyor musun? Artıyor. Anladım anladım. Evet. Tabii ben bunu şehir içinde kullanmıştım. Şehir içinde çok çabuk doldurduğunu fark etmiştim. Tabanda çok fren olmadığı için belki doldurması daha uzun sürebilir. Kesinlikle. Kornayı ben de bilmiyordum yalnız. Bana da enteresan bir bilgi oldu. Bunu kesinlikle bütün Ferrari'lere yapmaları lazım. Bu en zor şey şuradan yani kornaya basmak. Ferrari'yi kullanan insanlar bilir. Anlık trafikte bir şey yaşıyorsun. Bir de alçak bir araç. Seni görmüyorlar. Eski Ferrari'lerde o kornayı bulana kadar iş işten geçiyordu. Abi bak, çok az frene bastık. Bir diş doldu. Hemen dolduruyor bir ya. Bir diş doldu hemen. İnanılmaz. Ben çok hayret etmiştim. Çok acayip ya. Peki abi bundan sonra ne yapacaksın? 812 mi? Ferrari onay verirse bunda erken teslim vermişlerdi bize. İtalya fabrikası benim motor sporlarından İtalya'nın çok popüler olduğu bir ülke. Bu arabada bize öncelik yapmışlardı. Yani onun da olabileceğini söylediler. Bakalım yani istedik, kabul ederseler almak niyetim var. Buradan Ferrari yetkililerine sesleniyorum. Kenan abi gibi bir 5 kez dünya şampiyonu olmuş bir adamın motorla binmesi. Ben marka olsam gurur verirdi bana yani. İnşallah. Zaten birkaç güzel bir düşüncemiz var bu arabayla. Haşik ile yarıştırır mıyım bilmiyorum. İnsanlar biraz haşik ile yarıştırmamı bekliyor. Abi yarıştırırsan mutlaka çağır çekeriz. Tamam. Lütfen belki çağır biz çekeriz bunu. Ya da belki de diyorum bizim Toprak'la beraber Yamaha'nın R1M özel bir modeli var. R1M ile bence daha birbirlerine denk gelebilirler. R1M ama bir iki tane proje var aklımda. Güzel şeyler yapmak istiyorum arabayla. Yani özellikle Türkiye'nin güzel yerlerinde, güzel mekanlarında bir şeyler düşünüyorum. Mesela Osman Gazi Köprüsü'nde yapmış olduğumuz olay, bir yandan da Türkiye'ye yapılan bu büyük yatırımı hem dünyaya göstermek hem de ne kadar güzel işler çıktığını, yapıldığını Türkiye'de göstermekti. Ve bununla alakalı da birkaç plan var aklımda. İlerleyen zamanlarda inşallah her şey yolunda giderse, bu pandemi süreci falan güzel giderse, birkaç aklımda güzel proje var bu arabayla. İnşallah şu süreçten bir kurtulalım abi. Vallahi biz de gelip çekmek isteriz. Müthiş olur. İnşallah. Bu arada arabanın içini arkadaşlar özellikle Burek sipariş etmiş Kenan abi. Ben aşırı beğendim Burek'i. İlk kez Burek Ferrari görüyorum. Daha önce 488'de de vardı Burek opsiyonu değil mi abi? Vardı yani. Çikolata rengi diye geçiyor. Çok arada kaldım. Bunun bir açık tonu var. Iroko diye. Iroko mu çikolata mı diye. Ferrari'ciler dedi ki sen dediler çikolatayı seç. Daha ağır basıyor dediler. Daha güzel duruyor. Ama görünce aşık oldum. Çünkü ben de görmeden tahminler üzerine sipariş vermiştim. Bir de koltuklar var tabii arkadaşlar. Bu koltuklar komple karbon. Normalinden çok çok daha hafif koltuklar standartında. Koltuklar bence bu arabanın opsiyon listesine kesinlikle eklenmeli abi. Hakikaten zevkli bir araba yapmışsın yani. Karbonlar falan filan tabii ki önemli detaylar ama koltuk arabanın içini değiştiriyor. Daha önce de konuştuk. Hem konforlu
problem. Acayip sarıyor. Ya mesela şöyle, daha önce ben aldığım arabalarda hiç bu seçeneğe önem vermiyorum. Yani koltuk dedim, ne olayım, daha konforlusunu seçerim. Standart daha konforlu, hem daha ucuz. Ama tabii bu arabada böyle hevesim vardı. Bir de 4 bent dedikleri emniyet kemerine de hevesim vardı. Bu arabayı yapacağım dedim ama görünce, ben de hep internetten sipariş verdim. Gidip görerek, oturarak sipariş vermedim. Gördüğümde iyi ki de yaptım. İyi ki sipariş ettim dediğim özellikmiş. Bu karbon yarış koltuğu. Çünkü arabanın içindeki havayı değiştiriyor. Kesinlikle ve abi, oturduğun zaman da sana ayrı bir zevk veriyor. Kesinlikle öyle abi. Yani normalde tabii ki çok güzel ama bu bambaşka bir şey. Arabanın bence içini acayip değiştiren bir şey arkadaşlar. Şeritten çıkacağız, birazdan gazlayacağız. Bu arada biraz şanzımandan da bahsedelim arabanın. Normalde Ferrari'nin rekoru 300 milisaniyeydi. O 7 ileri şanzımanlaydı. Bu otomobilde 200 milisaniyede değiştiriyor. İnanılmaz hızlı bir şanzıman var yani. Sen abi beğendin mi şanzımanı? Ya şöyle, ilk önce şimdi şu depo ilgimi çekti. Bu arada doldu. Elektrik doldu. Otomobili şey giderken. Yani normal 80'le 90'la gidiyoruz şu an arkadaşlar. Hiç fren kullanmıyoruz, sohbet ediyoruz. Evet. Diye 80'le 90'la gidiyoruz. Ama şu anda full doldu yani. Ya o sistemi inanılmaz şey yapmışlar. Motor Ferrari Formula'da da kullandıkları falan bir sistem olduğu için artık abi çok hakimler bence o sisteme. Ya, beni çok ilgimi çeken bir konuydu bu. Çok hızlı bir şekilde doldu yani. Ya, şanzımanla alakalı şöyle. Bundan önceki araç Avantatör'dü. Avantatör S1'di. Hani son versiyonuydu. Geliştirilmiş versiyonuydu. Ondan sonra buna geçince farklı şeylerden bahsediyoruz. Yani hiç alakasız. Evet, bambaşka iki dünya. O çok hızlı değiştirebilme özelliği vardı ama arabayı çok sarsıp ve çok kesiyordu. Yani başında şöyle bir oynama hissettiriyordu. Bu sadece geriye vuruyor. Her bunlar aslında şöyle bir geriye vurduruyor kafayı. Ben bunu bir 0-100 videosu çektim. Bundan önce de Yamaha R1M, H2R, G63, bir de e-tron'la deneyeceğim. O da çok iddialı. Bunun verilerini ben 2.5 gördüm internette. Yani R1 ile de 2.5 yaptım. Acaba dedim R1 ile yakın yapabilir miyim dedim. Hani internetteki verilerin ne olduğunu bilmiyorum. Arabayı denediğimde araba 2.3 gördü. Acaba dedim. 3 kere üst üste denedim. Her birinde de 2.3 görünce zaten o anda yanıma birini aldım. Çocuk videoyu çekemiyor arkadaşlar. Öyle bir hopluyoruz ki arabada. Arabanın önünün kalktığını hissediyoruz. Bir de tutan asfaltta ve gerçekten o vites atmalarda ne zaman kaybı diye bir şey yok. Yok abi, çok acayip. Evet, bu arada tamam. Motosikletlerle 0-100 çektiğimizde vites atmıyoruz. Yani hiç kayıp yok. Çünkü belki 200 olsa vites atacağız, kayıp olacak motosikletlerde. Bunda vites atıyorum, iki kere vites atıyorum. Ona rağmen yine de aynı değere yaklaşıyor. Daha hızlı. 2.3 yaptı. Yani iki kere vites atmama rağmen bu gerçekten inanılmaz bir hız. Acayip yani bir şey. Yani. Dedim ya, motosikleti biz sadece birinci viteste kalkıyoruz. Birinci viteste 0-100'ü görebiliyoruz ama bu araçta ben üçüncü vitesi atıyorum 0-100'e çıkana kadar. Ona rağmen motosikletten daha iyi bir sorun çıkarttı. Bu arada dünyada tek olabilirsin şu anda 2.3 saniye yapan bu arabayla. Bilmiyorum yani. Fabrika verisi 2.5 çünkü. Özel bir şey yapmadık, sadece kalktık. Bu arada 0-200'ü de 6.7 saniye. Ya onu o da denemedim. İnanılmaz bir rakam. Onu denemedim, iyiymiş ama. Bakalım mı abi? Hadi bir deneyelim. Bu ne abi? Ya harika ya, gerçekten. Koltukta farklıymış ya. Koltukta daha çok yüzün G'yi. Ben ilk defa bu arada seninle beraber yan koltuğa geçtim. Hani buradaki G ayrı bir şeymiş, nefes kesiyormuş. Nasıl geliştiğini anlayamıyorsunuz arkadaşlar olayları. O kadar hızlı gelişiyor ki. Bu arada maşallah vites atışları falan çok güzel. Çok güzel bir turbo sesi geliyor. Şu an en güçlü moddayız. Sadece ESP Spor'da komple de kapatabiliyorsunuz. Komple kapatanların videosu var dünyada. Bayağı korkuyorlar. Çok önermiyorlar komple kapatmayı da. Ama bu yarı kapalı haliyle bence çok optimumda şey yapıyor. Sadece biraz şehir içlerinde biraz kayıyor ama otobanda arkadaşlar hiç kayıpsız araba çok garip gidiyor yani. Bu kemerler de bu arada Kenan abi söyledi, ben de söyleyeyim. Benim de inanılmaz hoşuma gidiyor arkadaşlar. Abi biraz zor kullanımı. Normal 5 noktalıya göre gene çok kolay abi. He, o şey tam yarış kemeri. Tam yarış kemerine göre çok basit. Lambo'da falan bekliyorsun ya, bir vitesi atıyor. Bunda öyle bir bekleme yok. Devam ediyor böyle sanki. Direkt yani Lamborghini'de kafa biraz öne sonra geri. Evet, bunda direkt geriye. Hep böylesin, kafa hep geride. Videonun sonunda bir 0-100 yapacağız arkadaşlar. Aynen. Videoyu öyle bitireceğiz. Dedim, bir 0-100 performansını göreceğim bakalım. Tamam. 2-3 gelecek mi? 2-4, 2-5. Abi kayıp yok ya, bakar mısın? Yani daha çekmeden vitesi sanki vites atıyor gibi yani. Aynen. Bu arada frenleri de acayip arkadaşlar. Önde
400 milimetreye yakın karbon seramikler var. Arkada da öyle yine karbon seramikler var. Standart geliyor zaten fabrika çıkışı. Evet. Ha, bu arabada zaten böyle bir şey olmazsa olmaz yani. Mümkün değil. Isınınca anormal tutuyor. Gerçekten hani ben mesela ısındığı zaman freni kontrol etmekte zorlanıyorum. Çünkü şehir içinde kullanıyorsun ve hafif dokunduğu zaman özellikle normal bir araçtan sonra dokunduğun anda araba birden kilitliyor. Bence çok iyi bir özellik. Bizim yarışlarda da vardı bu. Motosikletlerde de ara gazı ne kadar verirsen kompresörde kaymayı etkiler. Bu arabada da ara gaz olayı çok iyi ama mecbur. Çünkü o ara gaz olmasa bu araba frende döner. Ara gaz vererek kendini esasen bir nevi araba dengede tutuyor. Kompresörü düşürüp dengede tutuyor. Yani o vites düşerken ki ara gazının tek sebebi kompresörde araba ters dönmesin diye. Gerçekten çok iyi bir fren sistemi var arabanın. Tek bir eksi tarafını söyleyebiliriz. Biraz daha sesi fazla olabilirmiş. Yani daha güzel benim olabilirmiş. Biraz yaram oldu da. Yani Lamborghini'den sonra 12 silindir Lamborghini'den sonra bana böyle biraz pasif kaldı ama. Bir de Ferrari deyince hep ses geliyor ya abi insanın evet. aklına. Yani bunun mesela çarpı ikisi olabilirmiş arkadaşlar. Evet. İnsan onu birazcık istiyor yani. Yeni modellerde hep öldürdüler ya. Evet. Bence F12 hariç Ferrari'nin diğer arabalarında ses diye bir şey kalmadı ya. 458 hariç. Evet 458 de acayip. O bir efsaneydi bence. Anlamıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl, ne oluyor, ne bitiyor? Yani frenlerden bahsetmişken şunu da söyleyeyim. 100'den 0'a 29,5 metrede düşüyor. Şu anda dünyanın en iyi rakamlarından bir tanesi. Standart seri üretim otomobillerde. Yarış otomobillerini saymıyoruz tabii. Bize soruyorlar abi işte bu fren olayı nasıl? 100 metre mesafede kaç metrede durur araba? 100 kilometre hızında özür dilerim. Yani düşün arkadaşlar. Son teknoloji Ferrari bile 29,5 metrede duruyor. Peki değil mi? Normal bir araç nedir? Ben abi 40'a kadar gidiyor iş. Standart bir araçta. Özeller nedir? 30 metrenin altına iniyor işte. Özellerde. Yani şu an dünyanın en iyi fren mesafesine sahip arabalarından birindeyiz işte. 9,5 metre düşün yani. Tabii yol lazım ona bir de. Çok tabii. iyi tutan bir asfalt lazım. 458'lerde lineal böyleydi değil mi? Böyle aynı. Ama bunu da biraz da dışarıya çıkartmışlar. Bunun kullanımı daha kolay. 458'de şurada gömük abi. Evet. O yüzden zorlanıyorsun mesela. Tuş gibi miydi o aynı ya? Aynı böyle. Aynısının evet. biraz daha gömük şurada. Bir bumpy road seçeneği var arkadaşlar. Yani kasisli yol seçeneği var. Onu aldığınızda inanılmaz konforlu oluyor araba. Yani şehir içinde falan müthiş. Normal binek bir taksi gibi oluyor. Beni evet. yani gerçekten Lamborghini'den sonra beni etkileyen şeylerden biri de oydu. Çünkü şehir içinde kullanıyorum ben bunları. Yani otobana falan çok çıktığım yok. Ve şehir içinde yani öyle sürekli zıplayarak gittiği zaman bir yerden sonra arabaya binme hevesini kaçırıyorum. Bu arabada öyle bir şey yok. Binek bir taksi gibi. Ve çok fazla şey koymuşlar arabaya. Bakıldığı evet. zaman buralar her şey. Mesela abi. Şunu... Yani anlamak için galiba o evet silecekmiş gördük. ya ben de bilmiyorum gerçekten. Mesela radyo tuşları falan direksiyonun arkalarında evet, bir yerlerde. Evet bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde müzik sistemine ait hiçbir şey kullanılmamış. Sadece burada sağ tarafta küçük bir ekran var. Yine klima dijital. Ama burada da yolcu hem hızı hem kaçıncı viteste olduğunuzu İsterseniz G-Metre'yi ayarlıyorsunuz, G-Metre'yi görüyor. Evet. Müzik sisteminde yine buradan kontrol ediyorsunuz ama bir böyle ana ünite teyip olarak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok evet ama çok hoş olmuş çünkü az önce ondan bahsettim. Diğer spor otomobiller de gerçekten bu özelliklerin evet. hiçbiri yok. Yani tamamen boş. Mesela ayar yapmak istiyorsun. Bugünkü yeni teknoloji arabalara baktın mı kendine özel bahsediyor. Renk değişimi bir şeyler yapmak istediğinde hiçbir özellik yok. Bu arabada ilk defa ben böyle spor otomobilin yanında lüks ve iç tasarım, iç dizayn, ekran seçeneklerini falan sunmuş. Birçok ekran seçeneği var arabada. Evet, zaten bu ekran abi 16 inç arkadaşlar bu ekran bu arada. Dünyada şu anda tek bir otomobille kullanılıyor. Kavisli. Yani birçok ilklerinden bir tanesi otomobilin. Ekran bu arada acayip yani. Böyle çok dijital hissi de vermiyor insana. Özellikle gösterge geldiğinde. O ses çok güzel ya. Çok güzel. Hafif bir gazla bırak. Çok orada güzel çok geliyor. Güzel geliyor. Heh, tam bırakınca çok evet. güzel geliyor. Birden bırak. Arabanın yönlendirmesi falan çok güzel çok ya. Keskin çalışıyor. Yani bu sen de çok iyi biliyorsun işte elektrik destekli direksiyonları çıktığında Porsche ilk yaptı yani süper spor kategoride. Bayağı bir tepki almıştı ama şimdi iş bambaşka bir boyuta geldi. Hissiyatı çok iyi yani. Bir de zevkli bir hissiyat evet. var. Arabanın direksiyonunu çevirdiğin zaman ya da arabayı kontrol ederken çok zevkli bir hissiyat veriyor. Son olarak abi lança geçmeden bu kadar bizi dünyada temsil eden bir sporcumuz olarak çok genç arkadaş izliyor bizi. Onlara bir tavsiyem var mı? Herkesin hayali çünkü yarışmak, yarışçı olmak gerek motosiklet olsun gerek otomobil olsun. Var mı onlara bir tavsiyem burada? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben daha çok küçük yaşlardayken babamın tamirhanesinde motor tamir ederken hep hayallerim vardı benim. Bir gün motosiklet yarışlarında yükselip dünya şampiyonlarına çıkmak. Hıza, otomobillere, motosikletlere çok hevesliydim. Çok çalıştım, çok çabaladım, çok sıkıntılar çektim ama hiç pes etmeden o sevdiğim işte çok koşturdum. Hayatımı gerçekten özellikle 20 yıllık bir bölümünü sevdiğim işte ilerlemeye adadım. Sonrasında Allah o emeklerimin karşılığı olarak istediğim her şeye böyle bir otomobil. Ben çocukken hayalim vardı. Birçok
çok incin çocuğun da hali var ama ben hiçbirinden üstün değildim. Hiçbirinden zengin de değildim. Zengin bir ailenin çocuğu da değildim. Sadece severek çok çalıştım. Çok fazla imkanım yoktu. Zengin sporuydu ama zengin değildim. İstedin mi, çok çabaladın mı, çok uğraştın mı Allah her şeye ulaşmayı nasip ediyor. Yani bunlar güzel hevesler ve gençlerde de çok böyle hevesler var. Çalışırsan, çabalarsan, uğraşırsan, pes etmezsen her şeye ulaşabilirsin. O yüzden ben mesela bazen okullara falan giderim. Böyle spor arabayla giderim. Amacım çocuklar orada hava atmak falan değil. Amacım çocuklar hep gittim şimdi. Çocuklar hiçbirinizden zengin değildim. Çok çalıştım, çok uğraştım. Sonunda başardım. Allah'tan nasip etti. Eğer siz de çalışırsanız, zevkle, hevesle, sevdiğiniz işte koşturursanız Allah size de daha güzellerini nasip eder. İnşallah Allah herkese daha güzelini, hevesi olan şeylere inşallah Allah herkese nasip etsin. Tabii ki yani yaptığımız işi gerçekten severek yaptık. Bu da bir nimet olarak görüyorum ben. İnsanların sevdiği işleri yapabilmesi büyük bir nimet. Allah bize nasip etti inşallah. Gönlü olan herkese de nasip etsin. Abi çok güzel konuştun be. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz benim de mottom bu açıkçası. Sevdiğiniz işi sonuna kadar ve en önemlisi de yılmadan yaparsanız işte böyle çok güzel şeylere de sahip olabiliyorsunuz. Kenan abinin de dediği gibi Allah daha iyilerini sizlere nasip etsin ama çalışacağız. Kesinlikle. Yılmayacağız. Kesinlikle hiçbir şey çalışmadan, çabalamadan olmuyor. Yani bugüne bakıldığı zaman insanları sosyal medyada görüyorsunuz. Sadece eleştiri tarafına bakıyor. Bu adam çalıştı, çabaladı, bu adam hak etti ya da bu adam hız dünyasından bir adam, yakışıyor diyemiyor insan. Evet. Bu beni gerçekten üzüyor. Yani bakıldığı zaman bugün Ferrari ya da bir Lamborghini bir motorcuya yakışmıyor da bir futbolcuya niye yakışıyor? Aynen. Gerçekten bu benim böyle içimde kalan bir soru işareti. Futbolcuya yakışıyor, ona buna yakışıyor da ya hız dünyasından gelen bir insanı yakıştırıp eleştirdikleri zaman zoruma gidiyor. Ama tabii insanlar bir yere gelebilen insanların başardıkları şeylerden biri de şu. Her şeye rağmen çalışıyor, çabalıyor ve bir yerlere oluyor. Sen bugün bir yerlere getirdin bu işi. Mesela bu arabayı test etmek istediğinde de ben seve seve vermek istedim. Allah razı olsun. İnşallah hem sana da katkısı olsun hem de olmaz meraklı abi. İnsanlar da bu arabayı seninle beraber görsün ki herkes seninle beraber de görmek istedi ayrıca. Ama kolay gelmedi. Sana da neler dediler, tabii, yaptığın işi tabii. Küçümsediler. O yüzden yılmayacaksın, çalışacaksın, çabalayacaksın. Kesinlikle. Allah da sonunda mükafat olarak istediğin yerde olmayı sana nasip edecek. Bugün olduğun gibi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Arkadaşlar Drak'la bitireceğiz. Duygusallaştın az valla. Çok güzel konuşuyorsun abi. Görüşürüz Drak'ta birazdan. Bu arada abi her şey yakışıyor sana. Sonuna kadar da yakışıyor. Çünkü bizi dünyada temsil ediyorsun her şeyden önce. Nereden nereye geldiğini de herkes çok iyi biliyor. Daha iyilerini nasip etsin abi. Allah görüşürüz arkadaşlar Drak'ta. Arkadaşlar hazırız. Kenan abi 2.3 saniye yaptı. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Hazırız, başlıyorum. Kaç saniye? 2.6. Kalbim acayip atıyor. 2.6. Olsun. Bu da güzel bir şey be. 2.6 da acayip ya. Değil mi Can'cığım? Konuşur musun? İnanılmaz of. Abi. Yüze ne zaman çıktık? Ne oldu? Ne bitti? Hiçbir bilgim yok yani. Abi vallahi hakikaten Kenan abiye herhalde başka birine daha yaptırtmaz bunu. Bana da bir kere izin verdi. O yüzden bir kere daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonra 2.6 Doğan diyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. İçim çekiliyor hala kalbim. İçimin çekilmesi abi, geçmedi. Oldu. Kenan abi. Tabii ki normal bizden daha iyi kaldırması yani. Merak ettim kaç? Kaç tahmin et? Yani 2.5. 2.6. Ya tamam. Şey fark ettim biraz tozlu yer. He. Araba badanaja kaldı. Ben yaptığımda mesela badanaj yapmamıştı. Yerin tozlu. Evet biraz kaydı. İlk kalkışta sanki biraz saydı yerinde. Ama güzel, ama. Güzel abi daha ne olsun. Standart yeri yakaladın gene. Evet abi. 2-3 çok acayip abi. Kaydı araba. Senin zaten oradan bir 1.5 var yani. Var değil mi? 2-4. İlk kalkışta. O kaymadan gitti. Vitesini yattım ama. Zamanında attım. Yakaladın. Bir çift daha geç olsaydı. Bir ama biz sana çok fazla söyleyince. Evet ben onu kafaya taktım. Ama kayıp bence şeydendi. Kaymaktandı. Araba kaydı. Eyvallah. Evet. Güzeldi ya. Şimdi yarış var arkadaşlar. Yarışı izleyeceğiz. Bak bir de şu güzellik var arabada. Drone'la göstereyim. Arkadaşlar elektriği aldım şu anda. Elektrikle gidiyor. Böyle bir Ferrari olabilir mi arkadaşlar ya? Bakın. Bak. Böyle. Tamam. Gel bak.